Denizden iPhone 13 çıkardım. Boğaza 01 kafede telefon düşürüldüğüne dair bir bilgi geldi. Sadece kafe ismi ve düşen telefonun iPhone 13 olduğunu öğrendim. Akşam üzeri dalıştan önce haritadan bölgeyi inceleyip ardından kafe etrafını taramaya başladım. Bu tür durumlarda cihazlar ağırlığından dolayı tam düştüğü yerde kalıyor. Derin veya akıntılı bir bölge ise durum değişebilir. Telefonun düşebileceği yerlere bakarken tam da iskelenin önünde cihazı buldum. Dışarıdan baktığımızda temiz, su almamış gibiydi. Bazı telefonlarda suya dayanıklılık özelliği olduğu için su geçirmeyebilir veya su alsa da çalışır durumdadır. Cihaz bir hafta suda kalmasına rağmen dıştan temiz durumda. Sudan çıkıp cihazı önce tatlı su ile yıkadım. Ardından hat bölümünü çıkararak su alıp almadığına baktım. Maalesef su almış. Hat bölümüne peçete sokarak suyu tahliye ettim. Cihazı ilk fırsatta FP Pro servise götürdüm. Ve açtıklarında bana bu fotoğrafı gönderdiler. Ardından cihaz için ne yapılabilir incelemeleri başladı. Genel anlamda tuzlu suya maruz kaldığı için birçok parçası kullanılamaz durumda. Ama anakarta çalıştırmayı başardılar. Telefonun ana ekranında boğazın fotoğrafı ve telefonda şifre vardı. Bu arada sahibine ulaşmak için kafeyi aradım. Yeşil bir iPhone 13'ün çocuğun elindeyken kaybolduğunu bildiren birinin telefon numarasını bıraktığını söylediler. Benim bulduğum pembeydi. Ama aynı zamanda aynı model telefon kaybeden başkası olamazdı herhalde. Artı 968 numarasının hangi ülke olduğuna baktım. Umman çıktı. Önce WhatsApp'tan iletişim kurmaya çalıştım. Ama numara WhatsApp kullanmıyordu. Normal hattımdan aradım. Humeyt isimli turist Arapça konuşamadığım için beni anlamadı ve suratıma kapattı. Tercüman arkadaşımla aradığımda da açmadı. Daha sonrasında kendisi aradı ve tercüman arkadaşım yoktu. Biraz İngilizce ile anlaştık ve WhatsApp numarasını aldım. Translate'den WhatsApp ile görüşmede telefonunu takside düşürdüğünü ve sonra bulduğunu anladım. Peki bu telefon kimin? Netice itibariyle sahibine ulaşamadım. Sadece anakartı çalışan yurt dışı bir telefon kaldı. Herhangi bir cihazınız denizden çıkartıldığında su almışsa, çalışsa bile içine giren tuzun zamanla arızaya sebep olabileceğini ve temizletilmeden kullanmamanız gerektiğini de hatırlatayım. Bu tür durumlarda denizden ne kadar çabuk çıkarsa o kadar kurtulma şansı oluyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.